Çocuklar konuş 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 konuş. O kadar çok konuşmuşum ki bunu söylemeyi unutmuşum ya. Harfleri hadi bakalım bir de kağıt üzerinde ayıralım. Kağıt üzerinde simetri doğrularını görelim. Aldım elime bir renk kalem kahverengi alayım. Kahverengi pek de göremedim. Simetri doğrularını hadi bakalım bir de kağıt üzerinde gösterelim. Olur. Bakın A şeklini nasıl bölüyorduk biz? Dikey Şöyle bölüyor mu hatta? Evet. Dikey bir simetri doğrusuyla iki eş parçaya ayırabiliyordum A harfimi. Peki B harfimi ne yapabiliyordum? Yatay bir simetri doğrusuyla ayırıyordum ve bu parçayı bunun üstüne getirdiğim zaman hiç fazlalık kalmıyordu. C harfini de ne yapıyordum çocuklar? Yatay bir simetri doğrusuyla ayırıyordum. Burası buranın üstüne geliyordu ve hiçbir fazlalık kalmıyordu. Peki C harfini ayırabiliyor muyum çocuklar tam yatay bir simetri doğrusuyla? Çocuklar Ç'ye dikkat. Burada nokta var. Katlandığı zaman bu noktanın karşısına karşılık gelen bir nokta var mı? Yok. O zaman ç harfim sen simetrik bir harf değilsin. D harfime geliyorum. D harfini de bakın yatay bir doğruyla, yatay bir simetri doğrusuyla tam iki eşit parça ayırıyorum. Hemen birbirinin üstüne geliveriyorlar. E harfinde ne yapıyordum çocuklar? Yatay bir simetri doğrusuyla iki eşit parçaya ayırabiliyordum. Üst üste geliyorlardı. F harfini yatay ayırabiliyor muydum çocuklar? Hayır bakın bu karşısına gelecek yer yok. Dikey ayırabiliyor muydum çocuklar? Hayır burada bir çubuk var. Burada karşısına gelecek bir çubuk yok. Çünkü F harfi sen bir simetrik harf değilsin. Simetrik bir şekil değilsin. O yüzden seni de geçiyorum. G harfini düşünelim bakalım. Yatay şöyle soluk soluk yapayım. G harfini buradan yatay bir simetri doğruyla ayırdığım zaman bu ikisini katlamam gerekiyor bu doğrudan. Katladığım zaman üst üste gelirler mi? Hayır. Dikey bir şekilde ayırayım bakayım. Burayla burayı katladığım zaman üst üste gelirler mi? Hayır. Çünkü nedir? Bu da bir simetrik şekil. Simetrik bir harf değildir. H harfi zengin harf. Sana kalp atsam iyi olur. Çünkü seni hem yatayla ayırabiliyordum. Hatırladınız mı? Bu bunun üstüne bunun üstüne geliyor. Yatayla ayrılıyor. Dikeyle de ayırabiliyorum. Dikeyle ayırdığım zaman da bakın bunun üstüne tam bu gelebiliyor. Üst üste gelebiliyor. O zaman sen hem simetrik bir harfsin de o da yetmiyor. Birden de fazla simetriyim var. Aferin sana bir kalp çekeyim. Sen zengin çıktın. Evet. İ harfi değil ı harfi. Çeyrin noktasını sandım. I harfini oluyorum. I harfini tam ortadan yatay bir şekilde de ayırabiliyorum. Hop. Dikey bir şekilde de ayırabiliyorum. Aman iki tane zengin harf yan yana gelmiş. Kusura bakma ı harfim. Seni acık zayıf çizeceğim kalbini. I harfinde iki tane simetri neyi vardır? Doğrusu vardır. Evet i harfini nasıl ayırdığım çok önemli çocuklar. Eğer i, ee, evet i harfine ama ç harfi de öyle ç harfini de şuradan ayırırsam simetrik olmaz mı zaten orada ayrılıyor ki olmaz buradan ayrılıyor ama i harfine dikkat edin eğer i harfini şuradan ayrılırsam bu noktanın bir karşılığı olmayacak ama eğer ben i harfini dikey bir şekilde ayrılırsam bu noktayı da tam ortadan ikiye bölmüş olacağım unutmayın i harfinin dikey bir simetri doğrusu vardır ç harfiyle karıştırmayın ç'yi dikey ayıramıyorum ki ben sadece yatay ayırıyorum e, bu noktanın da karşılığı olmadığı için o simetrik bir harf değildir bunu da iki elbise doğrusuyla iki eş parçaya ayrılabilirim j harfi çok bellisin canım O bir seni yatay bir simetri doğrusu kullansan bunun karşılığı yok dikey kullansan bunun karşılığı yok çünkü sen simetrik bir harf diyesin k harfime geliyorum k'yı dikey ayıramıyorum boşa karıştırmayayım o yüzden yatay ayırayım ve bunlar birbirinin üstüne gelsin doğru doğru diyorum doğru yapmamışım o oh, benim işim değil doğru yapayım bunları k harfinde bir tane simetri doğrusu vardır l harfini yatay kullanamam buna karşılık hiçbir şey gelemez dikey kullanamam buna bakın şöyle yapayım dikey kullanamam karşılık gelemez. Çünkü L harfi simetrik bir harf değildir. Ama M harfini ben dikey bir şekilde tam ortadan ikiye ayırabilirim. Yatay ayıramam. Dikkat edin bunların karşılığı yok. Ama dikey şekilde ayırabilirim. Bunun bir tane simetri doğrusu vardır. N harfini dikey ayıramam. Bakın buna karşılık gelen yerle buna karşılık gelen yer aynı olmayacak. Yatay ayıramam. Çünkü N harfi senin simetri doğrun yoktur. O harfinin tıpkı daire gibi sonsuz sayıda çocuklar simetri doğrusu vardır. Bak bakın nasıl da simetri doğrularım çıkıyor. Sonsuz sayıda simetri doğrusu vardır. Ö harfine geliyorum. Ö harfine bakın tam ortadan ikiye ayırmalıyım ki bu noktalar üst üste gelsin dikey bir simetri doğrusuyla ikiye ayırabilirim yatay ayıramam sonsuz sayıda ayıramam çünkü neden yukarıya iki tane nokta da giriyor nokta girdiği için ben bunu sadece ikisinin ortasından dikey bir doğruyla ikiye ayırabilirim dikey bir simetri doğrusuyla p harfi az önce görmüştüm sen yatay olarak da dikey olarak da ayrılamıyorsun senin adına çok üzgünüm simetri doğrun yok çünkü sen simetrik bir harf değilsin r harfine bakalım yatay ayırabilir miyim hayır dikey ayırabilir miyim hayır çünkü üst üste gelmez sen simetrik simetrik bir doğru değilsin. Simetrik bir harf değilsin. Dolayısıyla simetri doğrun yok. S harfini yatay bir doğruyla ayıramıyorum. Dikey bir doğruyla ayıramıyorum. Çünkü S harfi sen simetrik bir şekil değilsin. Ş harfini yatay bir doğruyla ayıramıyorum. Doğru olduğunu da belirteyim. Dikey bir doğruyla ayıramıyorum. Hiçbir şekilde ayıramıyorum seni. Çünkü sen simetrik bir şekil değilsin canım. T harfi seni dikey bir doğruyla iki eş parçaya ayırabiliyorum. Sen simetrik bir şekilsin. U harfi. Seni dikey bir doğruyla iki eş parçaya ayırabiliyorum. Hop diye katlayınca üst üste geliyorsun. Sen de simetrik bir harfsin. Ü harfi. Neyse ki bir tane noktan yok. İki noktan var. Tam ortadan ikiye katladım. Senin noktaların üst üste geldi. O zaman noktaların ortasından kesmem gerekecekti. Ama şimdi hiç öyle bir derdim olmadı. Tam ortadan ikiye ayrıldım. Üst üste geldin. Sen simetrik bir harfsin. V harfi. Seni de dikey bir simetri doğrusuyla tam ortadan ikiye ayırabilirim. Çocuk Çocuklar buraya Y yapmışım. Bu benim yani bu yanlış. Buna bakmayın. Şu Y harfine bakın. Tam ortadan dikey bir şekilde iki, ikiye ayırabiliyorum. Sen de simetrik bir harfsin. Z harfi seni buradan ayırsam olmaz. Buradan ayırsam olmaz. Senin adına da çok üzgünüm. Sen simetrik bir harf değilsin. Böylelikle çocuklar harflerin simetri doğrularının olup olmadığını ve harflerin simetrik bir harf olup olmadığını da bu şekilde öğrenmiş olduk.